Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere prostat büyümesinde kaçınmanız gereken 6 yiyecek, dikkat edilecek noktalar ve destek ürünleri hakkında bilgiler vereceğim. Prostat büyümesi özellikle 50 yaş üstü erkeklerde sık görülen bir sorundur. Bu durum düzgün idrara çıkmayı zorlaştırabilir ve prostat çevresinde ağrıya neden olabilir. Prostat erkeklerde pelvis, karın ve skrotum ile anüs arasındaki bölgede bulunur. Bu görselde de görebileceğiniz gibi prostat, idrarınızı tutan organ olan mesanenin hemen altında bulunan küçük bir bezdir. İdrarınız üretra adı verilen bu tüpten akar. Prostat büyümeye başladığında şişer veya genişler, mesanenize bağlı idrar yoluna baskı yapar. İdrarınız tam geçemediği için sorunlar başlar. Şişlik nedeniyle sıvı geri çekilmeye ve mesanenizin içinde hapsolmaya başlar. Bu da sizde rahatsızlıklar oluşturur. Bu özellikle de uyumaya çalıştığınız gece boyunca zayıf mesane kontrolüne neden olduğundan acilen dışarı çıkma ihtiyacı duyabilirsiniz. Genelde çok az miktarda idrar dışarı çıkar. Bazen de ilk etapta idrar akışını başlatmak için ıkınmanız gerekebilir. Çalışmalar uzmanlara prostat büyümesinin vücutta östrojen, insülin ve dihidrotestosteron gibi anabolik hormonların fazlalaştığı hormonal dengesizliklerden kaynaklandığı şeklinde bilgiler vermektedir. Ne yazık ki bazı gıdaların prostatın büyümesine ve şişmesine neden olan bu hormonları uyardığı prostatit, yani prostat iltihabı ve prostat kanseri riskini de artırdığını göstermiştir. Bu videoda prostat büyümeniz varsa uzak durmanız gereken 6 yiyeceği sizinle paylaşacağım. Ayrıca prostatınızı küçültmeye ve idrar akışınızı iyileştirmeye yardımcı olabilecek bazı destek ürünleri ve yaşam tarzlarınızın değişmesi gereken kısımlarından bahsedeceğim. Bu video takdir edersiniz ki yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle tıbbi endişeleriniz varsa lütfen uzman doktorunuzla konuşunuz. Şimdi başlıyorum. Prostat büyümesinde uzak durmanız gereken besinler. İlki süt ürünleri. American Journal of Clinic'te 2018'de yapılan bir araştırma, süt alımının agresif prostat kanseri riskiyle ilişkili olduğu sonucuna vardı. İdrar yapmanızda sorunlara neden olan büyümüş bir prostatınız varsa diyetinizden özellikle inek sütü kaynaklı tereyağı, peynir, süt, yoğurt gibi ürünleri çıkarmaya başlamanız önemlidir. Burada keçi, koyun, manda kaynaklı süt ürünlerinin biraz daha masum olduğunu söyleyebilirim. Konuyla ilgili videomu hangi süt faydalı oradan ulaşabilirsiniz. Süt ürünleri yavru hayvanların büyümesine yardımcı olmak için doğal büyüme hormonları prolaktin ve IGF-1 içerir. Bunlar zaten büyümüş bir prostata daha fazla zarar verebilir. Bezin şişmesine ve idrar yolunuzun üzerinde baskı oluşturmasına neden olabilir. Prostat büyümeniz varsa 1-2 hafta boyunca diyetinizden süt ürünlerini çıkarmayı deneyin ve belirtilerin düzelip düzelmediğini lütfen not alınız. İkincisi, bitkisel yağ tüketimi, tohum yağları. Yaygın kullanılan yemeklik yağların çoğu, örneğin soya, mısır, pamuk tohumu, kanola, ay çekirdeği yağı gibi yüksek oranda işlenmiş bu yağlar, özellikle de GDO'lu ürünlerden yapıldıysa prostatınız için hiç uygun değil. Bitkisel yağlar fast foodlarda biliyorsunuz hazır yemeklerde de kullanılabiliyor. Kızgın yağda kızartılmış etlere de bu yağlar geçmektedir. Ayrıca marketten alınan salata soslarında, margarinlerde ve kahve kremalarında bile kullanılır. Bu yağlar prostat bezinizde ve özellikle karaciğerinizde büyük miktarlarda iltihaplaşmayı tetikleyebilir. Buna sebep de omega 6 yağ asitleri içermesidir. Biliyorsunuz onu karıştırmayalım. Omega yağ asitleri daha zararlı. Omega 3 yağ asitleri faydalıdır. Karaciğeriniz hormonlarınızı dengelemede ve ihtiyacınız olmayan fazlalıkları frenlemede önemli bir rol oynar. Ancak bu rafine yağları tüketerek karaciğerinizi yorduğunuzda
Östrojen ve insülin gibi hormonlar vücutta birikmeye başlar. Bunlar da prostatın büyümesine neden olur. Mesanenizin duvarları kuvvetini kaybeder ve zayıflar. Bu yüzden bunları diyetinizden çıkarmaya başlayın ve evde sızma, kaliteli zeytinyağı, soğuk sıkım olmasını tercih edin. Ayrıca avokado yağı ve organik Hindistan cevi imkanınız varsa da kullanarak yemeklerinizi pişirmeyi tercih edebilirsiniz. Üçüncü maddemiz şeker ve nişasta içeren ürünlerden uzak durmanız. Şeker, un, tahıl veya nişasta yediğinizde vücudunuz onları hızla kan şekeri, glikoza dönüştürür. Özellikle bir oturuşta çok fazla şekerli bu ürünlerden tüketirseniz hücrelerinize çok hızlı zarar verebilirsiniz. Bunu önlemek için vücudunuz kanınızdaki şekeri alıp yakıt ve enerji yapmak için hücrelerinize girmesine yardımcı olan bir hormon olan insülin salgılar. Bunun biraz önce de anlatmıştım. Vücudunuzda insülinin fazlalaşması sizin prostatınıza zarar verecektir. Bu nedenle birbiriyle bağlantılı noktalara çok dikkat etmelisiniz. Ne kadar çok fazla tüketirseniz o kadar çok fazla insülin salgılanacak. Bu da pankreasınızın daha fazla yorulmasına sebep olacaktır. Dördüncü maddemiz fermente olmamış soya yağı. Soya yağının prostat büyümesine ve karaciğer hasarına neden olarak oldukça iltihap yapıcı bir özelliği vardır. Bununla çok dikkat etmeliyiz. Bununla birlikte yemeğinize eklenen ucuz soya proteinlerinin farkında olmak da önemlidir. Bu ürünler çeşitli gıdalara soya proteini izolatları olarak eklenir. Bir hazır gıda tüketirken bunun içinde olup olmadığına özellikle bakınız. Vegan et köftelerinde, örneğin protein barlarında, yani protein içeren yiyeceklerde, bebek mamalarında bile bazen bu soya proteini izolatlarına rastlanmaktadır. Vücutta prostat büyümesi ya da alt üriner sistem semptomları diye de adlandırılan bir soruna yol açabilir. Başka bir hormon olan östrojeni de yüksek miktarlara yükseltir. Beşinci maddemiz alkol tüketimi. Alkol hepatositlere yani karaciğer hücrelerine zarar vererek vücutta östrojen ve insülin düzeylerinin yükselmesine sebep olur. Bunlar yükseldiği zaman da hormonal değişiklikler oluşur. Bu anabolik hormonların da çok fazlası prostat büyümesine neden olur ve kan basıncını yükselterek atar damarların zayıflamasına neden olur. Alkolü özellikle de çok östrojenik olan biradan alıyorsanız bu ayrı bir prostat için kötü olan bir durumdur. Bunu mutlaka azaltın. Aşırı miktarda alkol almadan vücudunuzu ve sinir sisteminizi rahatlamaya yardımcı olmak için akşam erken saatlerinde 1-2 bardak kombuça çayı içmeyi, bütün bu zararlı maddeleri kullanmaktansa lütfen kombuça çayını tercih edin. Bu fermente içecek bağırsaklarınızdaki toksinleri ortadan kaldırmaya ve karaciğerinizi temiz ve hormonlarınızı dengede tutmak için daha fazla safra üretmeye yardımcı olan dost mikropları da destekler. Altıncı maddemiz İşlenmiş etler. Bunlar biliyorsunuz salam, sosis, sandviç, konserve et, sucuk, jambon gibi yiyecekler olarak adlandırılır. Ne yazık ki bunlar işlenmiş ve her türlü kimyasal koruyucu, nitrat, dekstroz, şeker, soya proteinleri ve bitkisel yağlarla karıştırılmış olduklarından çalışmalar bu tip ürünleri tüketenlerin vücutlarında çok fazla oksidatif hasara yani fazla serbest radikal birikmesine neden olduklarını ve atar damarlarınızı tıkayan, kan pıhtılarına neden olan glikasyon ürünleri oluşturduklarına sebebiyet verdiği için uzmanlar tarafından bunların tüketilmemesi önerilmektedir. Bunlar tüketildiğinde karaciğerinize zarar verir ve bunun sonucunda daha önceki maddede söylediğim gibi prostatla ilgili sorunlarınız başlar ki bu sorunlar daha ciddi hastalıklara doğru da evrilebilir. İşlenmiş etlerden uzak duracağınızı bu şekilde anlamış oldunuz. Çok kaliteli, mümkünse organik ürünler tüketiniz. Oldukça da bu konuda tüketiminizi dengede tutunuz. Prostat büyümesinin ilk ve en yaygın nedeni şeker, işlenmiş tahıllar gibi çok fazla rafine edilmiş gıda tüketmek, çinko rezervlerinizi tüketerek daha yüksek dihidrotestosteron yani zararlı olan testosteronun vücudunuzda birikmesine, insülin veya östrojen hormon seviyelerinin de yükselmesine neden olursunuz. Tesadüfen aşırı kilolu olmak da prostat büyümesini tetikleyebilir. Çünkü vücudunuzda ne kadar çok yağ varsa
östrojen veya insülin seviyenizde o kadar yüksek olur. Bu da prostatın büyümesini sağlıyor olabilir. Diğer bir sorun ise yaşlandıkça mide asitliğinizin zayıflaması sonucu. Bu da sağlıklı prostat için gerekli olan çinko ve diğer buna benzer besin ve minerallerin vücudunuz tarafından emilmesini azaltacaktır. Dolayısıyla prostatınızda ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri alamayacaktır. Daha sonra da karaciğeriniz fazla hormonları filtrelemeye yardımcı olduğu için hormonal dengesizliklere sahip olma olasılığınız daha da yükselecektir. Bu videoda bahsettiğimiz organik olmayan yiyecekler genellikle az miktarda böcek ilacı ve kimyasallar da içerir. Bütün bunlar da karaciğerinize zarar vererek hormonal dengesizliklere yol açar ve potansiyel prostat büyümesine neden olur. Peki prostat sağlığınızı nasıl sağlıklı tutabilirsiniz? Bununla ilgili her gün bir avuç kabak çekirdeği ya da kabak çekirdeği yağı 1-2 tatlı kaşığı tüketmeye başlayın. Bütün bunlar içeriğinde çinko, fitosteroller ve E vitamini gibi hormonlarınızı dengelemek ve prostat boyutunu küçültmek için çalışan maddeler içerirler. Diğer bir önerimiz, idrarı çıkma ile ilgili sorunlarınız varsa günde 3 kez 120 mg ısırgan otu kökü almayı, bunu destek ürünlerinden düşünebilirsiniz ya da 2-3 fincan ısırgan otu çayı tüketebilirsiniz. Bu doğal bitki mesanenizi normal şekilde boşaltabilmeniz için prostattaki iltihaplanmayı azaltmaya da yardımcı olur. Dihidrotestosteron ve östrojen birikiminin artmasına engel olur. Şüphesiz bu noktalarda her zaman da uzman doktor kontrolünde kalınmalı ve tavsiyelerine uyulmalıdır. Bu videoda bahsettiğim gıdaları özellikle prostatta hormonal değişikliklere ve iltihaba neden olan süt ürünleri, şeker, bitkisel yağlar ve işlenmiş etleri mutlaka azaltın. Ayrıca sigara içiyorsanız azaltmaya başlayın ve mümkünse bırakın. Çünkü sigara bildiğiniz gibi kan damarlarınıza zarar verir ve prostat büyümesini teşvik eder. Dördüncü maddemiz, bu hormonları dengelemek için her gün turp, brokoli, roka, lahana, kara lahana veya organik turp giller içeren sebzelerden tüketmeye başlayın. Özellikle bunların salatalarından günde 1-2 defa bol miktarda tüketebilirsiniz. Bu sebzeler karaciğerinizin prostatın büyümesine neden olan fazla hormonları filtrelemesine yardımcı olan sülforafan ve diindolil metan, yani DIM içerir. Bu maddeler önemlidir. Domates, organik otlarla beslenen sığır eti, kabuklu deniz ürünleri, yabani somon ve avokado gibi tüm yiyecekleri tüketebilirsiniz. Ayrıca diyetinize günde 2-3 fincan yeşil çay da katabilirsiniz. Bu yiyeceklerin tümü sağlıklı bir prostat ve seminal sıvıyı destekleyen özellikler içerir. Beşinci maddemiz, yüksek yoğunluklu interval antrenmanı yapmaya başlayın. Yani bu şu demek, kendi vücudunuzla başka bir enstrümanı kullanmadan şınav çekmek, mekik gibi bu tip şeylerle yüksek yoğunluklu bir uzman antrenör yardımıyla bu şekilde antrenmanlar yapmak erkeklerde testosteron seviyelerini önemli ölçüde artırabilir ve dihidroestrojen, östrojen ve insülin gibi anabolik hormonların azalmasına yardımcı olur. Egzersiz ayrıca kandaki prostat iltihabına da katkıda bulunabilecek, fazla şekeri bu şekilde de yakmış olursunuz. Altıncısı, göbek bölgenizde aşırı kilo varsa veya günlük olarak alkol kullanıyorsanız vücutta hormonal değişikliklere ve iltihaba neden olan karaciğer yağlanması sizde olabilir. Durumunuz böyleyse günlük kalorilerinizin tamamını 6 saatlik bir bölüme sağlıklı olmak üzere sınırlayın. Diğer 18 saat boyunca aralıklı oruç planı izleyin. Bu şekilde prostatınızın küçülme ve ayrıca karaciğerinizdeki aşırı yağın temizlenmesine yardımcı olacaksınız. Ayrıca besinlerden ceviz, chia ve keten tohumu da tüketmenizi öneririm. Son olarak prostata iyi gelen destek ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Bunlar günlük 15 mg çinko picolinat alınması, D vitamini seviyelerinizin 60-80'lerde olması, E vitamini 300 mg, bu tokotriol formunda olan E vitaminini tavsiye ediyorum. Ancak ülkemizde henüz bu yok. Bunun çünkü etkiliği diğer normal E vitaminlerine göre çok fazla. Ayrıca C vitamini bioflavonoidli olanlardan 500 mg tüketilmesi,
Sav Palmetto, ki bu ürün beta sitosterol içerir ve 5 alfa reduktaz inhibitörü etkisi yapan ilaçlar gibi de etki eder. Yine likopen ve laurik asit destek ürünlerinden yeterli dozda almanızı tavsiye ederim. Reçeteli ilaçlar için mutlaka uzman doktor muayenesi gereklidir. Onun tavsiyelerine uyacaksınız. Evet sayın izleyicilerim, bu videoda da sizlere prostat büyümesi ile ilgili detaylı bilgiler verdim. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.